belediye başkanımız, Türkmen çocuğu, yörük çocuğu, çiftçinin halinden, çiftçiden daha iyi anlıyor. Mersin sevdalısı olduğuna katılıyorum. Elinden geleni yaptığına da inanıyorum. Mersin bir devlet kadar büyük bir yer. Yani çok küçük bir yer değil. Tarımla geçinen bir yer. Tarımsal alanda üretime destek verdiğini de görüyoruz. Köprü bu köyün bir hayaliydi. Hiçbir zaman. Hep söylenirdi ama olmazdı. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız işte yaptı. Mersin sevdalısı, Mersin'i bazı düşmüş olduğu bataklıktan kurtarıp gerçekten Mersin'i Mersin yapan, kalbi ve yüreğe taşıdığı için gece gündüz koşturan bir başkanımız var. Allah binlerce, yüz binlerce razı olsun. Evet, Burhanettin Kocamaz abi birimiz değil, hepimiz için çalışıyor. Hepimizin kazanmasını istiyor. Toros Dağları'nın 950 metre yüksekliğinde Taşeli Platosu'nda kurulmuş olan Günler, 1669 kilometre kare yüzü ölçümü, 25.452 kişilik nüfusu, doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir Türkmen yayla kentidir. Günler'in toplam tarım alanı 69.093 hektar olup, 62.725 hektar tahıl ürünleri, 880 hektar nadas alanı, 36 hektar sebze bahçeleri alanı, 5453 hektar meyve bahçesi alanı, ÇKS'ye kayıtlı üretici sayısı ise 3683'tür. Tarıma elverişli olan arazilerde tarla tarımı, bağcılık, meyvecilik ve sebzecilik yapılmaktadır. Dağlık bölgelerde tahıllardan buğday ve nohut ekilir. Bağcılıkta önemli bir geçim kaynağıdır. Son yıllarda elma, armut ve şeftali yetiştirilmektedir. Sulak alanlarda turfanda sebzecilik ve seracılık yapılmaktadır. Günler halkı geçimini çoğunlukla tarımdan sağlar. İlçemizde tarım üretimine, ticaretine, çiftçinin emeğine değer katacak yeni ve modern yapılar üretici ve tüccarın hizmetine sunuldu. İşçi taşıma, ulaşım, hız, bu konuda yolların bozuk olması. Biz mesela hava yağdı mı bugün yapacağımız ilacı yarına bırakıyoruz. Bu gece olan hadise bize risk olarak geliyor. Bundan dolayı milyarlarca paramız, ilacımız boşa gidiyor. Bugün değil, bir gün değil, 3-4 gün ulaşamadığımız zaman oluyor yağmurdan, kardan, çamurdan. Burhanettin Kocamaz olduktan sonra yapılır. Ben 3,5 yılda, 2004-2009'da da muhtardım. Özel idare zamanında görmediğim hizmetleri Burhanettin Kocamaz zamanında gördüm. Sıcak asfaltını gördüm, parkesini gördüm. Nasıl anlatayım artık? Yolumuzun adı Beydili, Tırnak Emir Hacı Beydili grup yolu. Aşağıya Sipahili'ye bağlanıyor. Şu an 14 kilometre yolumuz yapıldı. Geniş, çok iyi. 3 tane araba yan yana geçer. Eski hali 2 araba yan yana zor geçerdi. Karnaz benim bildiğim yıldır. 35 yaşındayım. 35 yaşında daha birkaç yıl önceye kadar kullanılmaz haldeydi. Merkep sırtında patates kaldırıyorlardı, soğan kaldırıyorlardı. Allah razı olsun, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a şu anda taksi, pat, traktör, her türlü aracı iner oldu. 30 yıldır küstüğümüz kurak araziye yeniden vatandaşa kazandırdı Sayın Burhanettin Kocamaz. Yollarımızın daha önce sadece traktörle giriyorduk, şimdi arabamızla giriyoruz. Ama biraz hafif toz var. Buna da bir stabilize şeklinde, mucur şeklinde olursa daha güzel olacak. Ama yollarımız eskiye göre çok daha iyi. Belediye otobüsleri bugün artık büyükşehir olmanın vermiş olduğu şeyle bütün köyler artık biliyorsunuz mahalle oldu. Oralara bunları götürüyorlar, götürenler var. Ve insanlar daha rahat bir şekilde kente gelip gidebiliyorlar. Eskisi gibi değil. Orada tuttuğun insanın aşını, ekmeğini orada çıkarmasının ve o sahip olduğu değerlerini, toprağını en etkili bir şekilde verimli hale getirmesi. Hayvancılık yapıyorsa orada yapsın. Ne bileyim işte süt üreticiliği yapacaksa orada yapsın. Bütün Avrupa'da öyle değil mi? Evinin yan tarafında aynı zamanda tarım yapıyor. Birçok insan böyle yaşıyor. İşte size Hollanda, işte size Danimarka, işte size Amerika, işte size İsviçre. Hep bunlara gittik gördük. Bir bahçenin bir köyden bir bahçeye yol yapılıyorsa
bir iki köyün arası, iki ilçenin arasındaki yol da bu kadar önemli. Bir diğer bahçeye yol varmıyorsa, bunun yolu bakımını yapıldı da kolaylıkla varabiliyorsa bu da önemli. Beklenmedik hizmetler yaptı bu köye. Köyümüze çok büyük bir yatırım yaptı. Yani köyümüz alt tarafında Karnazlar. Orayı biz unutmuştuk artık. Bir daha varmayı bile düşünmüyorduk. En büyük yatırımı oraya, yolumuzu açıverdi. Tekrar oraya kavuştuk. Kurak bir araziye de artık orayı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Yolumuz olmadığı için eriklerimizi büyük çuvallara dolduruyorduk. Hayvanların sırtına vuruyorduk, eşek, atlara vuruyorduk. Buraya getiriyoruz, musalla diyoruz buraya. Oraya getiriyorduk, tüccarlar orada alıyordu. Yarısı çürümüş, yarısı ezilmiş. İstediği fiyata alıyordu. Şimdi ise 3 yıldır herkesin bahçesine araba giriyor. Tüccar herkesin bahçesine giriyor. Bu demektir ki bizim hayatımızda çok büyük değişiklik yapmış demektir. Bizim Kuskan Mahallesi çıkmaz bir sokaktı. Burhanettin Koyramaz Başkanımız geldi, bizi çıkmaz sokaktan kurtardı. Bizim burayı Köse Çoban Mahallesi'ne bağladı. Artı Gezende Mahallesi'ne bağladı. Bizim mahallemizi çıkmaz sokaktan kurtardı. Burhanettin Koyramaz Başkanım, yani Mersin'e başkan oldu olalı hiç durmadan hizmetini yaptığını biz görüyoruz. En azından 50 kilometre, 70 kilometrelik bir yolda gitmiyoruz. 50 kilometreyle biz ana yola ulaştık. Tüccarlarımız ve ürünlerimiz daha iyi para etmeye başladı. Artık herkes erik üzerine marka yapıyor ve çalışmalarımız iyi. Yapılan binlerce kilometrelik asfalt yol, tarımda ticareti, ihracatı artırdı. Üretim ve pazarlama maliyetini düşürdü. İlçemizin kırsalında mahalleler, bağ bahçe yolları, üretim ve yaşam alanları yeni yollara kavuştu. Gezende Bardat, Günler ana yoluna biz 10 kilometre yetişmek için basamaklarla iniyorduk, sekmek basamaklarıyla. Yıllardır o yolumuzu bizler pat pat diye hitap ettiğimiz motorlara toprak yükleyip çukur dolduruyoruz. Allah razı olsun Kocamaz'dan. Kocamaz'ın, Allah kendisinden tekrar razı olsun, yani yetişemeyeceği çok yerler vardı. Biz inanmıyorduk yani, şahsen inanmıyorduk. Kendisinden Allah razı olsun, bir ucu Kaladıran, bir ucu Adana. O kadar yerlere hizmet veriyorlar ki Allah kendisinden razı olsun. Yani gittiğimiz yollarda bütün asfaltlarımız, şu anda yapılmayacak yerlerimizde proje alındı. Kocamaz'a bir diyeceğimiz bir şey yok. Bir insan değil adam, melek benim şahsıma. Yani Allah razı olsun kendisinden. O adam partiyi bir kenara koydu. Partide işi değil. O adamı kenara koyuyor, partisi çalışıyor. Partinin işi yok. Halka hizmet etmeye için çalışıyor bu adam. Şimdi biz ürettiğimiz ürünleri pazara yetiştirmek için daha önce bir nakliye ücreti çok ödüyorduk. Yollar bozuk olduğu için. Yollar düzelince nakliye ücreti düştü. Ürettiğimiz ürünleri daha çabuk pazara yetiştiriyoruz. Ve dolayısıyla istediğimiz fiyata satabiliyoruz. Tüccar buraya geliyor. Tüccar buraya rahatlıkla girebiliyor. Ve ürünlerimizi gayet güzel paraya satıyoruz. Çok şey değişti. Arazi yollarımızın tozlanmasını, hububatlarımızın toz içerisinden kurtulmasını sağladılar bir. Sulama suyunu boru içerisine aldılar. Bunun da devamını getirir. Eğer damlama sistemine geçirirlerse daha bir rahatlama meydana geleceğini ifade etmek isterim. Yolların bize çok faydası var. Mesela Ankara'dan gelip buradan geçiyorlar. Durdurup mesela bademimizi alıyorlar. Üzümümüzü alıyorlar. Satıyoruz. Faydalanıyoruz yani. Eskiden affedersin eşek gitmezdi. Şimdi daha rahatız. Yol her zaman iyidir bizce. Biz zirai ilaç bayileri olarak da araziye Haziran'ın sonuna doğru girebiliyorduk. Niye? Çamur, traktör gittiği için arabalarımızla giremiyorduk. Seçildiği ilk yıl Burhanettin Kocamaz'ın talimatlarıyla ekibi fizibilite çalışmalarını yaptılar. Şu an kış ayında bile normal arabamla kar olmadığı sürece araziye girebiliyorum. Bir bahçe sahibi yurt dışına gidecek tırı bahçesinden yükleyebiliyor. Mesela bizler ürünlerimizi dışarılardan alıyoruz. Yani çiftçilere kullandırdığımız ürünleri dışarılardan alıyoruz. İzmir'den bir gübre yüklettirdiğimiz zaman biz tıra Muta Silifke'ye
1500 lira civarında bir parayla geliyor. Ama Günlar sapı olduğu için Günlar'a 500 ile 700 lira fark istiyorlar. Bu da ne yapıyor? Çiftçinin girdisinin artmasına sebep oluyor. Bir ikincisi, yollarımız düzgün olduğu zaman dışarıdan gelen tır ve şoförler için rahatlık oluyor. Adam her mevsim, 4 mevsim gelip buradan soğuk havasından veya kuru üzüm, kuş üzümü üretimi yapıyoruz. Bunun yüklemesini yapıp dönüp gidiyorlar. 15 sene içerisinde ne Anamur yolu yapıldı, ne Ilısu yolu yapıldı. Yollar harabe oldu, gidilmezdi. Burhanettin Kocamaz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ilısu yolu asfalt oldu tekrar. Bardat-Anamur yolu tekrar asfalt oldu sayesinde ve ara yollar yapıldı. Benim köyüm AK Parti'nin kalesi ama diyor ki adam, Kocamaz hakkında konuşamazsın kardeşim. Kocamaz hakkında konuşamazsın. O adamda diyor bir aşık, bir iz. Her yere diyor tamamen olmasa bile bir izini vurdu diyor. Eskiden çamurdu, suydu, tozdu, suydu, buydu ama şimdi pırıl pırıl. Kara fayas gibi. Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Mersin'e sandık başı 10 lira ödüyorduk. Şimdi getiriyoruz buraya sandıkta mallarımızı, tüccara boşaltıyoruz. Nakliyemiz yok, kiramız yok, komisyonumuz yok. Bunlar hep cebimize kalıyor yani. Önceden bunlar bizden çıkıyordu. Tüm Mersin'de ve ilçemizde 10 binlerce metrelik çelik sulama borusu yardımıyla topraklarımız, ağaçlarımız hayat buldu. Ben kendim kötü çobanlıyım. Ilısu'dan köse çoban Gezen'de Ilısu hattında sulama suyu projesi vardı. Yıllardır atıl halde bekliyordu. Bir kısmını yaptılar. Bir kısmını yaparken plana uymadılar. Bu şekilde sıkıntılar vardı. İşte Tarım Daire Başkanlığı'nın da kooperatif kuruldu. Sulama Birliği kuruldu. Sulama Birliği ile beraber suyun ulaşmadığı yerlere gönderdiği borularla, ondan sonra bu birliğe sağladığı ekipman desteğiyle sulama alanı genişledi. Bu boruların büyük bir kısmının Zeyniye'de gittiğini biliyorum. Aşağı köylerde gene aynı büyükşehirin destekleriyle sulu tarım yapılmaya başladı. Yani yıllardır atıl halde bekleyen bir proje. Yani müteahhit gelmiş kaçmış. Burhanettin Kocamaz ve ekibinin çabasıyla şu an yıllardır sulanacak olan arazi 2 senedir sulanıyor. Tarımsal Daire Başkanı geldi buraya. Bizim projeyi hazırladı, sulama suyunun. Kooperatif olarak kooperatif kurdurdu önce. Sonra işte boruyu projeye aldı. İlk etapta 7000 metre yolladı. Ondan sonra üzerine yolladı. 7000'i kendisi döşedi. Sadece şu iki suyun altındaki bahçelerimiz sulanabiliyordu. Şu Kocamaz'ın sayesinde su basmayan arazimiz kalmadı. Şahsen bizim kendimizin 30 dönüm arazimizi su basmıyordu. Şu anda 30 dönüm araziye çocuklarımızın her birerine bahçe yaptık. Şimdi benim mahalleme sulama suyu için 3000 küsur metre sulama borumu gönderdi. Şu anda kaynağı yapıldı. İnşallah ileriki tarihlerde hizmete geçecek. Çiftçimize vermiş olduğu öncelikli tarımsal sulama cazibe ile sulama kanallarımızdan gidiyordu. Kanallarımız tarihlik bakım ve onarımını bile yapamaz durumdaydık. Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz kendilerine. Tarımsal sulama, kapalı sistem, boru sistemi ne geçirildi? Yaklaşık 15 bin metre sulama suyu kapalı sisteme alınması için bizlere desteklerini sağladılar. Bunun 7 bin metresini döşendi. Kalan döşenecek olanlar var. Daha gelecek olan tamamlanmamış olanlar var. İnşallah onları da dört gözle bekliyoruz. En kısa sürede de geleceğini biliyoruz. Daha öncesi Gezen'de de biz can örüğü üretiyorduk. Bizim aşağı yukarı kapasitemiz 800 bin tondu. Şu 3 sene içinde Gezen'de Büyükşehir Belediye Başkanımızın yatırmış olduğu yatırımdan dolayı 3 bin tonun üzerine çıktık kapasitemiz. Burada bize Ilısu, Köse Çobanlık, Gezen'de sulama suyunu bize getirdi Büyükşehir Belediye Başkanımız. Çok güzel bir hizmet verdi. Şu anda ben 50 yaşındayım. 20 yaşından beri bu suyu biz istiyorduk. Yani 30 senedir bu su gelecek diye her seçimde bizi kandırırlardı. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız bize oy da istemedi. Ama oy isteyenler her istediklerinde bize dediler ki
yapacağız, oyunuzu verin, yapacağız, oyunuzu verin, yapacağız. Ama Allah kendisinden razı olsun. Demek ki suyu söz değil adam yaparmış. Dedi ki kooperatifinizi kurun, ondan sonra benden hizmet isteyin. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve gelir gelmez hizmet alamayan bölgelerin Mersin'in en ucra köşesi olduğunu bilerek hizmet alamayan bölgelerden başladı. İlk önce suyumuzu getirdi sağ olsun. Ondan sonra yollarımızı bu bahçelere ulaşabilmek için gerekli yollarımızı yaptırdı. Şimdi çiftçinin ana kaynağı ne? Toprağın ne kadar olursa olsun suyun olmazsa üretemezsin. Az üretirsin, gelir seviyen düşer. Fakat su geldiği sürece birinci ürün, ikinci ürün, üçüncü ürün yetiştirirsin. Üç tane ürün birden yetiştirirsin istersen. Eğer su olmasaydı hiçbirine giremezdik. Çiftçi isterse bir tarladan üç ürün elde edebilir bir sene boyunca. Bu canımıza can kattı. Yöre halkının canına can kattı. Üretici festivalleri, şenlikler ve etkinliklerle insanların kaynaşmasına, ürünlerin pazarlanmasına sürekli destek olundu. Çiftçinin ürününe katma değer katacak makine, ekipman, soğuk hava depolarıyla ürünlerin değerinde satılmasına katkı verildi. Sayın Burhanettin Kocamaz, emeğe geçen tüm ekipten Allah razı olsun, bölgemize bir soğuk hava açıldı. Bunun için çok çiftçiler için hem nakliyeden hem de satış için çok büyük yararlar oldu. Bulunduğumuz yer 1350-1380 arasında bir rakımdayız. Burada elmacılık üretiliyor. Tam da bulunduğumuz noktada elma stoklaması için meyvede şart olan soğuk hava deposu var. Bu buradaki yapılan tarımın tamamen akciğeri. Bütün her şeyini burada bu depo sigorta altına alıyor, kontrol altına alıyor. Fiyatta rekabet etmemizi, piyasa şartlarıyla rekabet etmemizi sağlıyor. 6 aylık bir depolama ömrü veriyor 20 günlük bir meyveye. Ben Burhanettin Başkanımızın en çok tarıma vermiş olduğu desteği destekliyorum. Çünkü bir üretici olarak tarım ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda gerçekten varlığını arkamızda hissediyoruz. Bu soğuk hava tesisi olsun, Kuskan'daki Antep fıstığı üreticilerine yapmış olduğu destekleri ve kuş üzüm üreticilerine yapmış olduğu destekleri yakından takip ediyoruz. Biz de badem üreticileri olarak şu anki elimizde bulunan badem kırma soyma işleme tesisimizin artık üreticilerimize hizmet veremeyecek derecede yetersiz kaldığının farkındayız. Onun için yeni projeler hazırlıyoruz. İnşallah bunu da Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunacağız. Buna da destek vereceğine inancım tamdır. İlçemizde yeni ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi için öncülük etti. Örnek deneme bahçeleri kuruldu. Üretim teknikleri ve teknolojileri çiftçinin hizmetine sunuldu. Mersin Belediye Başkanı sağ olsun göndermiş olduğu elemanlarla mücadele yapıyorlar. Adamlar bize her türlü desteği veriyor. Gübremizi veriyor, ilacımızı veriyor. Herhangi hastalıklarda bilgi veriyoruz, bilgi alıyoruz. Şimdi bazı hastalıkları önledik. Göz kurdu olsun, kara leke olsun, bunları önledik. Şu anda ağaçlarımız temiz. Burada işte Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz ekibini, tarım daireden ekibini gönderdi. Antep fıstığı yetiştirici vatandaşlarımıza bu konuda çok yardım oldu. Kendilerine burada halkım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Burhanettin Başkanım buraya gönderdiği ekipte daha öncesi bizim vatandaşımız bilinçsiz yetiştiricilik yapıyordu. İlaçları daha çok kullanıyordu. Yalnız hastalıkların çözümünü bulamıyordu. Burhanettin Kocamaz'ın ekibi geldi. Burada Antep fıstığı yetiştirici vatandaşıma bilgisi dahilinde çok güzel bir verim almaya başladı. Bunun daha genişlemesini Burhanettin Kocamaz Başkanımızdan istiyoruz. Sayın Kocamaz, buraya Antep fıstığı soyu makinesi vermiştir. Sayın Kocamaz, buraya bu makineyi vermekle çiftçilerimizin, üreticilerimizin daha fazla kazanması için bu makineyi göndermiştir. Şimdi Büyükşehir geçen yıl kışın ben şahsi kendimi Alatya'ya davet etti. Kocamaz. Gittik orada bir hafta kurs gördük bu bağcılıkla ilgili. Allah razı olsun. Bir şeyler anladık yani. Şimdi sağ olsun badem fidanı yetiştirdi. Köyümüze destek olarak dağıtım yaptı. Torosların çocuğu olduğu için
bu işleri iyi bildiği için vatandaşa destek veriyor sürekli. Kuş üzümü ne kadar fazla olursa köyde göç azalır. Neden? Parası iyi olur, kendi işi yine olur. Kendi işinden daha güzel bir iş olmaz yani. Köyümüzün yolu ne kadar iyi olursa dışarıdan alıcı iyi girer. Kuş üzümüne geldi köyden yükler gider ama yol iyi olmasa ne olur? Getirin günlerde alacağım der. Tır girmez. Ya, tır mükemmel giriyor buraya geldi dayağı gidiyor. Burada getirip yüklüğü veriyoruz. Şimdi günlerle mutlu yolu şu anda çok güzel mükemmel. Sağ olsun Kocamaz yaptı yani. Direkt Konya'dan çıkan bir tüccar bizim köyümüzün içerisinden geçiyor. Soruyor geliyor badem var mı, üzüm var mı, kişniş var mı diye soruyor. Ve gelip alıp gidiyor buradan. Bağlantı yolları çok önemlidir tabii. Sevgili Gülnarlılar, tarım topraklarımızın kaybedilmesine, yağmalanmasına, amaç dışı kullanılmasına asla izin vermiyoruz. Üretirken bilimsel olarak en az bitki besleme, en az zirai mücadele ile en kaliteli, en yüksek verime ulaşıp ürünleri en erken ve zamanında yetiştirip pazara sunmak için çalışıyoruz. Ürünlerimizin verimi ve kalitesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Torosların zirvelerinden Akdeniz'in derinliklerine kadar üreten insanlarımızın üretimine, sağlığına, eğitim, kültür, sosyal yaşamına, yaşam kalitesine 365 gün 24 saat sınırsız hizmet ederek destek oluyoruz. Üreten insanlarımızın kutsal emeği ve alın teriyle emeklerinin karşılığını tam olarak almaları için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sizler üretince Mersin, sizler üretince Türkiye'miz kalkınacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi üreten köylü bu milletin efendisidir. Biz kırsalı kent merkezlerinde kırsaldan ayıramayız. Mersin için düşündüğümüzde her ikisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Dolayısıyla biz Mersin'i bir bütün olarak ele alıyoruz. Eksiklikleri tespit ederek bunlara öncelik vermek ve vatandaşın hayatını kolaylaştırmak. Bütün üreticilerimize buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Daha güzel günlerde, bereketli ürünlerle, daha kaliteli ürünlerle ülkemize ve çiftçilerimize, üreticilerimize katma değerin daha da arttığı günler temenni ediyorum. Derdimiz hizmet, sevdamız memleket. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz.